Dostlar hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir Mount & Blade Warband bölümüyle sizlerin karşısındayım. Native Gold Edition serisinde 19. bölümdeyiz efendim ve 19. bölümde sevgili dostlarımızın yoğun ısrarı üzerine şu Guildmaster'la konuşup buralarda bir işletme açmak istiyorum. Bu modda dedi işletmeler çok deli para veriyor. Buraların hakimi de sensin. Kendi işgal ettiğin topraklarda istediğin işletmeyi kurabilirsin. Hem şehirlerden vergi gelir, para gelir, hem işletmelerden para gelir. Bu sayede ekonomik durumunu daha çabuk toparlar ve daha fazla asker basabilirsin dedi. Şöyle bir kadife atölyesinin... Oha! Harbiden kadife atölyesinin karı 6800. Oha! Oğlum şaka mısınız? Bu nasıl bir modmuş bu böyle ya? Tamam, bu şehirlerin benim elimden çıkma durumu da çok güç. Zira kimsenin gelip benimle savaşabileceğini zannetmiyorum. Tabii büyük konuşmayayım. Büyük konuşmayayım çünkü çok kalabalık asker gruplarının burada gezdiği oldu. Yani ta... Gallahal tekrar kuşatma altında. Svadiye'ye yardıma gidiyor muyuz peki? Ben gidene kadar çökmesin Gallahal şehri. Sen kendi işine bak ya. Sen kendi işine bak değil mi yani? Kendi işine bak. Hiç şey yapma. Ama Svadia'ya yardıma gidebilirim. Her an yardıma gidebilirim Svadia'ya. Şöyle bir Guildmaster'la görüşelim. Toprak satın almak istiyorum. Kadife ne kadar verir? 5K'da bura veriyor. Diğerleri daha mı karlı acaba? Yani bu oyunda genelde en karlısı kadife oluyor ama ekmek 470 veriyor. Ne başka ne olabilir misal? Kıyafet 3450. Hey gidi hey. Şarap 3300. Hey gidi hey. Ulan hepsi iyi la buranın. Zeytinyağı 3130. Vay vay vay. Kumaş 3555. Bira. Tamam tamam abi. Direkt şey ya. Direkt kadife. Direkt kadife. Eyvallah. Dostlar bir şey söyleyeyim mi? Mükemmel infolar. Mükemmel infolar gerçekten. Evet sevgili arkadaşlar, yani yayındaki dostlarımız biliyorsunuz videolar canlı yayında çekiliyor ve Mount & Blade Warband bölümleri hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ayrıca kanala abone olursanız çok çok sevinirim efendim. Sizlerin abone olması benim için çok önemli. Dostlar yani baktığınız zaman seriyi gerçekten taşıdı bu infoya. 6000 veriyor, 6000. Yani 3 tane şehirde açsam zaten işletmeyi 18.000 para, yani bizim ordunun parası ya da kontrol yetersizliğinden doğan vergi kaybı yok olduğu gibi düşünün. Mükemmel bir şey. Lordum post bıyıklarını göremiyorsunuz siz benim kameramdan ama iyi bıyıkları var. 7.000 abi ver. Oğlum lordunuz canınızı yesin lan. Siz bu kadar güzel iş yapabiliyor musunuz? Ama tabii şey olması lazım sanırım. Yani köylerden falan alıyor diye tahmin ediyorum ham maddeleri. Köylerden ham madde aldığı için sanırım köylerin yapmaması gerekiyor aşağı değil mi? Hiç uğraşmıyorum abi. Etraftaki haydutlarla falan. Devriye açacak adam lazım lan. Sen ne yapıyorsun burada? Emir Hamezan. Ve ardında Emir Hivan. Şunları bir yakalayıp tek tek bir keselim. Dostlar farkında mısınız bilmiyorum. Sarranet tarafı burada böyle bir şey olmuş. Burada böyle bir coşmuş gibi yani. Oğuzhan teşekkür ederim bu arada, sağ olasın. En iyi para dokumacı. Ya da zeytindedir diye tahmin ediyordum. Ben de aynen öyle düşünüyordum. Sevgili Oğuzhan verdi bu arada infoyu. Her yerden oyunu açarsan zaman geçtikçe kazancın azalıyor. Olsun abi, önemli değil ya. Gene verebildiğinin en iyisini verir diye tahmin ediyorum. Neden 400 küsür adamları vardı acaba onların? Bir kişi daha mı yanında savaşa katıldı? Herhalde bir kişi daha yanında savaşa katıldı bu elemanın. Olsun abi, sağlık olsun.
Bizim ordumuz acayip kuvvetli oldu bu arada ya. Dostlar bu arada şöyle yapmayı planlıyorum. Bu bölüm 19. Bölüm 20'ye geldiğimizde ve 20'yi finallediğimizde ilk sezonun finali diyelim ve ikinci sezonda zorluğu bir tık daha arttıralım. Hani böyle 20 bölümde bir zorluk arttırıp böyle en son bölümde bayağı yüksek zorluk seviyesinde oynamak istiyorum. Sanırım dostlar bir 100 bölümlük falan koca bir seriye ev sahipliği yaparız gibime geliyor. Keşke ufak atsaydım. Gittiği yere kadar işte. Gittiği yere kadar. Yani özetle şu an böyle adamların gerçekten içinden geçiyorum. Ve Kalrade diyarında harbiden kök söktürüyorum millete. Birazcık daha işleri zorlaştıralım dostlar. 20. bölümden sonra. Yani sezon 2'de biraz daha işler zorlaşsın. Ve madem sezon 2'de zorluk arttıracağız. Bence bu bölüm dişimizi sıkıp bir tane daha işletme alalım abi. Dişimizi sıkıp bir tane daha şehir ele geçirelim. Ve o ele geçirdiğimiz şehire de işletme açıp hani ekonomimizin yere gelmemesini sağlayalım. Sırtımız yere gelmesin ki yüksek zorlukta oynadığımızda sıkıntı yaşamayalım. Şu an zorluk çok yüksek değil. %23 civarı falan sanırım. %45'e %50'ye getirelim. Bölüm 20'den sonra efendim ikinci sezonda daha yüksek bir zorlukta mücadele verelim. Efendim Oğuzhan Özdil abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin Oğuzhan Özdil. Merhabalar. Arabeletçilerimizin sayısı da tek tek artıyor. Bak bir yandan ordunun içerisinde kiralık kılıç ve arbeletli paralı asker kasıyorduk. En azından burada kastığımız adamlar da diğer şehrin savunması olur. Hoş olur yani. İkisi de kaçtı mı? Abi tutup da haydutlardan aldığım esirleri de kullanmak istemiyorum. Arbeletli paralı askerden devam. Tamam bitmiş. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Ben bunları almak istemedim. Otomatik mi aldı? Tamam fark etmez. Param yok. Tamam. Şimdi buradan yavaştan bir Kergit şehirlerine doğru ilerleme zamanı. Zira param bitti. Ama hazinede para olduğu için muhtemelen her şeyi ödeyecektir. Bizim düşmanlar bize zarar veremez. Şöyle bir ufak ufak sata sata ilerleyelim. Para dışı hiçbir şey için buraya gelmemize gerek yok bu arada. Çünkü artık zaten mercenary'leri nasıl alacağımızı öğrendiğimiz için zırh tüccarı. 94'ü 16. 68 bin param yok ki. Ben ama şunu iyi aldım ya. Artı 72. Artı 72 zırh nedir abi? Bir tanesini alalım hemen şöyle. Ups yanlış ararım. Bu modda neler var? Hocam şöyle. Ne oluyor ya benim telefona? Okey farklı bildirimler. Bu modda şöyle ağzına kadar dolu bir harita var. Çeşitli paralı askerler, çeşitli zırhlar. Böyle çok farklı savaş dinamikleri var. Ya çok farklı savaş dinamikleri dediğime bakma aslında. Savaş dinamikleri aynı da benim acayip hoşuma gitti. Bak şöyle göstereyim sana dostum.
bu modun olayı Kalrade haritasını kocaman devasa bir yer haline getirmesi ve her bir parçasına toprak eklemesi. Ben şu an Nordlarla savaştayım, Vayagirlerle savaştayım, Svadia'yla savaştayım. Svadia'yla savaşta değilim, Svadia'yla barıştayız Allah'a şükür. Rodok'la savaştayım, Sarranit'le savaştayım. Hani bir Svadia bir kergitlerin ora, bir Svadia bir kergitlerin ora. Gel git yağmaladığım malzemeleri satmaya çalışıyorum. Onun dışında gerçekten çok müşkül durumdayım. Hocam. Ne oluyor? Biz de kastık aslanım okçuluğu. Biz de kastık. Lan şey var ya artık sağlıcakla kalın kanka. Artık böyle yani şehirlere giremez oldum ya. Her girdiğim şehirde hop birader nereye diye mutlaka birisi çeviriyor. Şu yağı ver geri kalanını satalım. 3000 dinar alınacak o kadar parası yok buranın. Hatta 2800 de yok. 40 dinar için şey yapmam. Silah tüccarı. Abi biz bunları nereye satacağız ya? Plate armor yerine kalın plate armor takabilirim mesela. O da 27.000. Golden zırhımızı falan çektik ya. Şimdi bir saniye. Şu golden plate armor'u da satmayalım da. Aa ben bunu alamayacağım galiba. Ben bunu alamayacağım. En azından şeye veririz diyecektim ya. Lezalite veririz diyecektim. Şunu alıp şunu lezalite verelim madem. Şimdi şu 8000'lik armoru alayım en azından. Oo bak. Ya bence var ya bir şey söyleyeyim mi? Kendi bayrağımdan olan zırhı giyerim ya. Ya da kendi bayrağımdan olan zırh daha iyi. En azından bütün malzemeleri de satmış oldum. Birazcık kolaya kaçtım ama ne yapayım. Şimdi şunu bir Lezalit Efendi'ye verelim. Gerçi Lezalit bunu giyebilecek mi ki? Güç 15. Var mı sende güç 15 ya? Bu eşyayı kullanamam. Abi Lezalit de bir cacık yok ki. Kanka bir şey diyeceğim. Yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Sen git Allah aşkına. Bir de seninle mi uğraşacağım ya? Bir de yoldaşları dizmekle etmekle mi uğraşacağım abi? Ops, pardon. Siz arbeletli paralı asker olmaya devam edin. Siz kılıçlı asker olun şöyle. Kiralık kılıçların falan da sayısını arttıralım. Kılıç kız kardeşlerinin sayısı da arttı. Gayet iyi. Ben bu yedek armorumu envanterde tutayım o zaman ya. Günün sonunda yedek armor abi yani. Ben gene binlerce olmasına rağmen aynı şekilde envanterimde erzak tutmaya devam ediyorum. Bariye şehrinde orta büyüklükte düşman grubu. Ya fark etmez kim bir yere dalarsa gider şişleriz. Şimdi ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Bence Berya Kalesi'ni alarak Bariye ve Taziz arasındaki bölgeyi bağlamamız lazım. Sonra bu aradaki kaleleri alarak da Ahmerrat'la arasını bağlayacağız. Ama yani kale almakla uğraşmak yerine direkt şehir mi alsak? Direkt şehir almayı daha çok istiyorum ama bu Karran şehri... Aa duvar diyor.
Allah Allah. Demek ki kalelerden biri mi kuşatma kulesi istiyordu acaba? Ben Karran şehrini de ele geçiririm hocam. Vay, duvar dışına saldırmaca. Güzel cesaret. Güzel cesaret abi. Güzel cesaret. Siz duvar dışından... Onların atabilmesi adil değil bu arada ama... Olsun, önemli de değil. Zırhın böyle çok daha güzel oldu. Haydi bakalım. Dördüncü şehri alalım dostlar. Şehre girmeden kaç kişiyi kestik bilmiyorum da. Tam nokta atışı sıkıyorum da buradan adamlara işlemiyor ya. Kale kumandanıyla falan görüşmeye gerek yok. Direkt Allah ne verdiyse haldır huldur dalacağız dostlar. Sesi iyice kısacağım böyle, neredeyse kapalı gibi. Çünkü şu kılıç kız kardeşlerinin attıkları çığlıklar gerçekten kulaklarımda yankılanıyor artık. Hani böyle birazcık sesi kısıp böyle hafif chill chill burayı kesebilirsem bu benim gerçekten çok hoşuma gidecek. Arkadaşlar dediğim gibi serinin ilerleyiş planında her 20 bölümde bir zorluğu arttırmak var aklımda. Yani böyle ufak 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 tatlı tatlı arttıracağım zorluğu ki bu sayede bu devasa Kaldra haritasını fethederken hep böyle gitgide içerik böyle daha fazla artacak. Şimdi zorluğun artmasıyla beraber bu adamları böyle biçemeyeceğim için biraz daha dikkatli oynamam gerekecek. Aldığım adamlara biraz daha değer vermem gerekecek vesaire vesaire. 20 FPS'te falan oynuyorum bu arada şu an. Sanırım Warband için aynı anda 500 asker spawnı pek iyi bir şey değil. Şimdi burada biraz oklarımızı harcayalım mı? Buradan oraya doğru takır tukur gider mi? Peki. Ben göremiyorum ki bu arada. Beyaz renk yapmışlar da o işaret nerede Allah bilir yani. Sen ne yapıyorsun hocam? Şimdi hem oklarımı kullanacağım burada. Bir yandan oklarımı kullanıp okçuluk yeteneğimi açarken... Ne uğraştırdın ya? Bir yandan da böyle bilgisayarın hafiflemesini bekliyorum. Çünkü evet, 20 FPS oynaması birazcık zor ve kayda 60 FPS alıyorum. Kim bilir kayda nasıl yansıyor buralar. Hiçbir fikrim yok. Söylediğim gibi dostlar, yani bu bölüm 19, bölüm 20'den sonra zorluk derecesini arttıracağım için en azından bir şehir daha alıp böyle bu şehri de korunaklı vaziyete getirirsek bizim için iyi olur diye düşündüm. Bu arada generalimizin
bize söylediğini biliyorsunuz dostlar. Hani Nord ordusu yüksek kalite, Vaegir ordusu yüksek kalite. İşte Sarrenet ordusu da kalabalıklığıyla meşhur diye. Adamlar çok kalabalık. Biz de bu kalabalık Sarrenet ordusuyla savaşıyoruz bölümlerdir. Barış anlaşması yapmayı öğrenemedim ama Nord diyarına gidip krallıklarımız barış yapmalı falan diyebilirim böyle lordları yakaladığım zaman. Nord, Rodok, Vaegir. Hani buralarla barışıp böyle tüm fokusumu sevgili Sarrenet için harcamayı planlıyorum. Abi burada bizim daha çok işimiz var ya. Sesi eski haline getiriyorum geri. En azından bağırışlarından biraz uzağız kılıç kız kardeşlerinin. Öteki türlüsü sıkıntı çünkü. Tek sıkıntımız ne biliyor musun? Adamlarımız çok kaliteli ve bu adamların hepsini kesebilecek güçte. Yaşadığımız tek ve en büyük sıkıntı bizim adamların dar koridorda sıkışması. Ve ne yapıyorsun lan? Kabus gibi abi. La o kafanı bir kıpırdatma kafanı. Kabus gibi adam dibime geçmiş kirit atıyor ya. Allah'ım. Sanırım kör oldum. Buradan geliş yolunu keşfedecekler galiba. Bir şey diyeceğim. Şuradan geriden aşağı doğru gelirler mi? Geriden aşağı doğru gelseler de buradan hücum etsek. Yok abi adamlar yukarı çıkıyor. Adamlar yukarı çıkıyor. Parsel parsel geriletsem peki orayı? Hani parça parça anladın mı? Ya da beni takip et desem? Belki oradan aşağı inerler. Bak nasıl yapacağız biliyor musun? Vuruşa vuruşa geri çekileceğiz. Şimdi aşağı inerken öncelikle herkesi buraya bekliyorum. Herkes bir buraya doğru geri çekilecek. Herkes bir buraya doğru geri çekilecek. Çekilemiyor. Anladım. Şöyle geri çekilin lan. Hah. Ha şöyle bas geri bas geri bas geri bas geri bas geri bas geri bas. Bas 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 bas. Bas geri bas geri. Şimdi buraya. Herkes buraya in aşağı in 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 in. İn. Şu adamlarla merdivenlerde fight atmaktan sıtkım sıyrıldı ya. İn abi in abi in abi in abi in abi in abi. İn abi oradan. Tam ordunun yarısı aşağı indi. Hücum. Ben burada aşağı inen 8-10 adamla burayı hallederim.
Alan etkili bomba momba bir şey yok mu ya? Efendim sevgili Metric Valentina abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Keyifli seyirler diliyorum efendim. Özellikle sesi bilerek kıstım dostlar. Kafa ütülüyor ziyadesiyle. Şimdi hücum emri için hem oradan hem buradan dalıyorlar. Çok güzel. Tabii er geç teslim olacaklar ve... Dördüncü şehri bana bırakacaklar. Burada... Burada başka bir seçenek yok. Devam fight'a. Kalkanı kaldırıyorum. Ya bu fight'ın ardından bakacağım gerçekten. Harbiden bakacağım kaç adam kestiğime. Çünkü yaptığımız savaşlar insani savaşlar değil abi. Şükür. Bak 890 adam kesmişiz burada. O 890 adamın çoğunu ben kestim. Bir de şimdi şehrin içi. Abi şuna bak, yemin ediyorum Dark Souls boss'u gibi hissediyorum kendimi ya. Bakın sıfır hile. Böyle garip zırhlarını falan aldığımız zaman aklımda. Garip zırhlarını daha yeni yeni aldıydık. 70 küsür çapulcu vardı. Adamlar bizi dövdüydü. Bak oyunun kaderini değiştiren şey ne oldu biliyor musun? Şu Golden Lord adı verilen paralı askerleri bulduk ya. Aha bak şu baba yiğitler. 150 dinar maaş alıyor herifler. Oyunun kaderi orada değişti. Ve benim gidip Sarranit yağmalamaya başlamamla değişti. Sarranit yağmaladım. Sarranit yağmaladıktan sonra böyle bir cebim para gördü. Cebim para gördükten sonra gidip böyle kaliteli askerler alıp adamları ezdim. Size bir şey diyeyim mi? Bak ikinci sezonda yani zorluk derecesinin artmış halinde bile biz aynı şekilde rahat olacağız bu arada. Hocam sen de esirimsin. Gel buraya. Eşkıyalarla işim yok. Şunları arbaletli paralı asker yap. Bunları krallık paralı asker yap. Oo 50 tane kılıç kardeşi falan duruyor orada. Al bakalım şöyle birkaç parça. Benim param kalmadı bu arada. Abi Karran da benim tabii ki. Ama ben Karran'ı bir yağmaladım. Bir yağmaladım. Abav. Turnuva var. Hiç turnuvaya çıkmadım ama turnuvaya çıkacak bir durum da yok dostlar yani. Turnuvalık bir durum yok zira. Ama modun turnuvalarını merak ediyorum da oyundan atıyor. Şimdi tekrardan oyundan atılmak istemiyorum. Traveler burada. Köle tüccarı burada. Arbeletli paralı asker burada. Sen de gel, bizim burada dünya kadar arbeletli paralı askerimiz var. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? 60 tane arbeletli paralı asker koydum buraya. 10 tane kiralık kılıç. 15 tane de kılıçlı paralı asker koydum. Kılıç kardeşlerinden 50 tane koydum. Ne kadar oldu burası? 135. Ben buraya bir 15 adam daha koyarsam iş bizde.
5 tane paralı süvari koy. 10 tane de savaşçı kadın koy. Ha, bitti gitti. Burası 150. Ama şimdi bana para lazım. Doğal olarak para lazım. Çünkü burada da bir işletme açmak istiyorum. Burada da işletme açacaksam illaki bize para lazım efendim. Ve ilerleyen aşamalarda kaleleri falan da alacağız. 13, 9, 37. O nordları falan mı esir aldınız? 46, o neymiş ya? Şimdi o köyü yağmalamana izin vermezler hoca. Karran kuşatıldı. Lan sen ne ayak dur. Sen o karranı al. Gel bir de benimle konuş. O 150 adamı delip geçeceksin öyle mi? Oha oha. Yağma atmaya gelen adamlara bak birader. Yağma atmaya gelen adamlara bak. E bir yandan da orası kuşatma altında. Hadi bakalım ya Herro ya Merro. Dostlar vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.